Hop, Allah'a ibadet kılıç için yaratılgan bulsa, Allah özü namaz okuşunu, roza tutuşunu, hac kılıçını, zakat verişini farz koygan bulsa, ana şu işlerini kılıp yürse, ben de Allah'ın hakkını eda etken buladı mı? Ayette fakat yine ibadet için de yaptı. Törtte farzını kılıp yürse, ne mi buladı? Ana şu maksat ayette kelgen bana yüzüge çıkadı mı? Yok mu? Yok. Fakat yine ibadet için dilegan bosa, ulamalardan sorayımız, ibadet degani ne mi oza? Müslüman ulamalar ibadet sözünü tarifede aytadılar ki, kullu amelin yutakarrabu bihi ilallahi ibadetun. Allah'a kurbat hasıl kılış için kılınadığın her bir amel ibadettir. Yani bir amelini kısa, Allah'a yakadı, Allah acir beredi, sevap beredi. Kendi amel bu yüzden tasarı, şunu kısa tamam. Ana şu ibadet kısa olanı oradı. Demek, bendeni Allah fakat yine ibadet için yarattım degeni, bu dünyada mana aytganimni qilib, qaytarganimdan qaytib yashasin degani bo'ladi. Namoz, roza, zakot, hajlar o'shining ichiga kirib ketadi. Ular ustun bo'ladi. Ushlab turadi. Boshqa narsalarni ham Allohning aytganidek qilishga bular doimiy ravishda ko'tarib turadigan ustun bo'ladi. Namozini o'qib, rozasini tutib, hajini qilib, zakotini berib yursa, boshqa ibodatlar o'z-o'zidan şunların etrafı da bol uğradı. Şunun için bunların rukun deydi. Ustun. Tutup duradı. Dinle tutup duradı narsalar. Ustun. Ana şu ustunu var mı? Din var. Ana şu ustun ibadet bulup durdu mu? Etrafı da başkaları bol uğradı. Savab iş, yakşilik, adamlarına yardım veriş, halal pak yürüyüş, buranın aldemezlik, yamanlık kımaslık, hepsi bol uğradı. Ularım ibadet hesaplarına uğradı. Ana mana shu maqsadni demak Alloh subhanahu va taolo ko'zlagan va Rasuli akram alayhissalotu vasallamning hozirgi eslaganimiz hadisi shariflaridagi ibodatni ma'nosi ham mana shundan iboratdir. Demak Allohning bizdagi buyuk haqqi, asosiy haqqi, bizni insonlik burchimiz, bandalik burchimiz, bandaligimizning mohiyati, asosiy tayanch nuqtasi Allah'a ibadet kılış, yani bu dünyada Allah'ın aytganını kılıp yaşar, kaytarganından, kaytıştan ibarettir.